Gidiyoruz, hazır mısınız? Hazır mısın kayak yapmaya? Evet. Bunu mu sevdin, snowboard'u mu seviyorsun? Ki. Sen ne yapıyorsun anne? İşte bu. Sevdin mi? Yok. Evet. Sende Almanca mı var? Evet. Ne zamandır? Arkadaşlar, herkese yepyeni bir blogdan günaydın. Bu şekilde çekmek zorundayım çünkü gördüğünüz gibi yetişmem gereken bir havaalanı var şu anda. Saat 6.45, saat 7'de evden çıkmamız lazım ve çocukları falan hazırlamak zorunda olduğum için bu şekilde bir açılış yapmak zorundayım. İsviçre Stad'a gidiyoruz arkadaşlar. Kocalarımız gelemiyor, yani ben ve annemin kocası gelemiyor. Çocuklarla ve Azem abilerle gidiyoruz. Azem abilere diğer vloglarımdan hakimsinizdir. Kuzenimin eşi Azur. Çocukların çok keyif alacağı bir tatil umuyorum şu anda. Bence çok keyifli geçecek. Bizler için de keyifli geçecek. Keşke tabii ki eşlerimiz de olabilseydi. Ama olamıyorlar. Onun dışında şu anda hala ev tımarhaneye dönmeden, çıkmadan önce buralar karışacak çünkü. Şunu söylemek istiyorum. Bu sene denebunu.com'da yılın parlayan influencer adayları arasında gösterilmişim. Teşekkür ediyorum bunun için. Oy vermek isterseniz lütfen oylamayı unutmayın. Belki bu bloğun altında bir linkte bırakabilirim ya da Instagram'dan beni takip ediyorsanız oradan da bana oy verebilirsiniz. Yani oraya bırakacağım linklerden oy verebilirsiniz. Onun dışında her zaman gibi videoyu like etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Şu anda şu şekilde giyindim. Rahat, en rahat ettiğim biliyorsunuz. Her zaman gibi. Şu spor ayakkabılarımı, sıcacık bir mont giydim ve hazırım. Çekebildiğim kadar sizlere oradan çekim yapacağım. Dediğim gibi kayak tatili olacağı için sürekli bu aletle gezemeyebilirim. Ama inşallah sizler için dediğim gibi hiçbir şey eksiksiz çekmeye çalışacağım. Öpüyorum sizleri. Bay bay. Evet arkadaşlar, bir bay bay seansı, çok üzüldüm. Hadi lan, gel bakayım. Küçük eşkıya. Asil. Bana çikolata ver. Asil, say bye bye to daddy. Bana çikolata ver. Say bye bye. Ben de öpebilir miyim? Kiss 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 kiss. Hadi öpüyorsun. Bakabilir miyim sana? Yok oğlum, bedavaya çikolata yok, gel. Say bye 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 bye. Gel bir kiss, bir tane kiss. Bye bye. Okay, hadi bakalım, gidiyoruz. Ah, I love you. Hadi bakalım. I love you. Gidiyoruz, hazır mısınız? Tamam, hadi ben de babaya bay bay diyeyim. Herkese tekrardan merhabalar. Böyle tutacağım. Safa salim geldik. Gel buraya anne. Hamza, buraya gel. Çok güzel geçti yolculuğumuz ama o sırada çekemedim çünkü birazcık telaş vardı arkadaşlar. Havaalanında falan da oldu birazcık. Birazcık zaten geç kalmışız galiba. Şu anda maskemi çıkaramıyorum. Vaziyet şöyle. Sen de bebeğim. Vaziyet şöyle. Herkesin tatili şu anda başlıyor. Anne, nasıl geçti yolculuğun? Süper. Çok iyiydi. Yan yanaydık, süperdin. Uyumaya çalıştın. Uyumaya çalıştın sürekli. Beni. Neden unutacağım anne? Sabahın 5'inden beri ayakta olduğum için olabilir mi? Çok şıksın. Asil de sağ olsun 2 saat uyudu. 2 saat uyudu. Keyfi yerinde uyudu. Bravo. Hamza da uçağı... Hamza, uçağı sevdin mi? Evet. Güzel miydi? Evet. Hadi bakalım, şimdi Azem abiyi bekliyoruz. Arkadaşlar çok isterdim size çekmek ama gerçekten son anda, yani ucu ucuna yetiştik. Tabii ki havaalanı şeylerinde bazı problemler çıktı ama olmayacak problemlerdi bu arada. Nedense ben biletimi yeniden almak zorunda falan kaldım. Ajanstan kredi kartı ile alındığı için ajans... Orada olması gerekiyormuş kimlik ve kredi kartıyla ve hiç hayatımda ilk defa başıma gelen bir şey beni buldu. Ama Allah'tan yer bulduk ve geldik. Neyse, yolda tekrardan açacağım. Şimdi ilk önce Cenevre'ye gidiyoruz. Benim en sevdiğim restoranlardan biri Antikot. Onu zaten beni tanıyanlar bilir. İlk Cenevre'de bir stop yapacağız. Ondan sonra Stad'a geçeceğiz. Detayları çekeceğim. Hadi bakalım. Aşkım, sen kameralara alışıksın. Evet, çok alışık. Yabani insanlar değil. Nasıl geçti? Kuzum benim. Bye. Hadi bakalım. Evet, odamıza geldik arkadaşlar. Odamız çok güzel böyle. Şöyle göstereyim. Hamza çok memnun. Hatta şurayı da açmak istiyorum. İnanılmaz güzel bir manzara var. Güzel bir manzarayı da çekeyim. Hamzacığım, beğendin mi burayı? Beğendin mi anne? Hayır hayır hayır, dışarıya sonra. Şimdi üşürsün. Beğendin mi anneciğim sen burayı? Bak, sana hediye yapmışlar, gördün mü? Nerede? Onu verdiler ya sana. Nerede? Sana bu tavşanı verdiler. Nerede? Ne yapıyoruz aslan? Be.
Hiç valiz falan açmıyoruz herhalde. Saçın aşırı tatlı. Seni böyle çekmem lazımdı. Şöyle yaparız. Valizleri açıyor muyuz? Böyle birbirimize... Tatilimiz başlıyor, aynen. Valizlerimizi açmayalım daha bence. Aşağı gidelim, çocukların karnı doysun. Ondan sonra yani o valiz işini bence yarın ya da gece Hamza uyuduktan sonra burada yaparız. Olur. Asil'e bakalım bir aşağıda. Arkadaşlar herkese günaydın. Tabii ki birazcık günümüz. Erken başladı Hamza'dan dolayı çünkü 6 gibi uyandı. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Size bu vesileyle otelde göstermiş olacağım. Ondan sonra çocukların kayak işleriyle ilgileneceğim. Çünkü çok istiyorum özellikle Hamza'nın bu tatilde kaymasını. Asil'in daha birazcık erken olduğunu düşünüyorum. Gerçi Hamza'ya 2 yaşında başlatmıştım. Şimdi bakalım nasıl geçecek bu serüven. Hep beraber aşağı iniyoruz. Dediğim gibi makine her zaman yanımda olamaz çünkü ben de kendim de kayacağım için Allah korusun bununla falan düştüğüm zaman işte özellikle şuraları falan bana zarar verebilir. Bu yüzden çekebildiğim kadar çekeceğim. Çekemediğim noktalarda artık birazcık beni bu tatil idare edeceksiniz. Öpüyorum. Size otelde göstereyim. Sessiz konuşuyorum çünkü daha saat çok erken. Herkes uyuyor olabilir. Çok güzel bir otelde kalıyoruz arkadaşlar. The Alpina. Stad'da güzel sayılabilecek, hatta en güzellerden biri, hatta en güzeli dermişim. Şöyle zaten biliyorsunuz ben bu ahşap şale tarzı şekli çok seviyorum. Kendi evimde de uyguladığım bir şekil. Çocuklar için çok uygun, o çok hoşuma gitti. Birazdan kit kalıp falan da göstereceğim. Ben otel seçerken çok dikkat ediyorum. O yüzden çok hoşuma gitmişti açıkçası çocukları düşünmeleri. Her yer halı. Dün lobide otururken bir sürü çocuk vardı etrafta. Bu da işte otelin gayet böyle child friendly, çocukları çok ağırlayan ve onları mutlu eden bir otel yapıyor. İyi ki de bu oteli seçmişim diyorum. Dün biz böyle bu şekilde oturmuştuk burada. Şöyle bir mağazalar var. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada tekrardan mağazalar var. Bakar mısınız ne kadar güzel yapmışlar. Bayılıyorum böyle şeylere ben. Şurası gene güzel mağazalar var. Vitrinler var. Çok çok güzel arkadaşlar yani çocuklar için de. Hamzalar indiği zaman Kit Club'a inerim şimdi. Burada bir Six Senses spası var. Bu şekilde her yer benim sevdiğim şeylerle kaplı. Ahşaplar, şömineler, her şeyler. Şimdi böyle buradan yukarı çıkacağım. Şöyle terliklerimi de göstereyim size. Buranın terlikleri. Otelde böyle rahat olmak istiyorum ben. O yüzden o şekilde şey yapıyorum. Böyle bir tavan var arkadaşlar. Bunu görmeniz gerekiyor. İnanılmaz güzel. Dün hatta Instagram'a koymuştum eğer takip ediyorsanız. Tabii şu anda kimse uyanmamış. Biz dün bu şekilde burada şömine başında böyle keyif yaptık. Sanat eserlerinin falan da çok olduğu bir otel burası. Tam şu noktada oturuyorduk dün. Kahvaltı alanına doğru gideceğim. Kar böyle çok çok fazla yok ama var. Şimdi orayı da göstereyim. Bu böyle güzel bir bar otelin. Hatta tekrardan şöyle bir... size göstereyim. İnşallah otelde çekim yapmama bir şey demezler. Bazı oteller kızıyor. Çok daha böyle şey private kalmak istiyorlar. Özel alanlarında istemiyorlar böyle şeyler. Dışarısı da bu şekilde. Annemleri bir bulmak istiyorum. Sanırım buldum. Burada böyle tatlı bir restoran var. Bir dakika. Burayı da böyle yapmışlar. Aynen. Azem abi günaydın. Seni tam aradığım yerde buldum şu anda. Günaydın. Günaydın. Hello. Hazırcığım günaydın aşkım. Günaydın. Ah kuzum benim. Anneciğim sevdin mi kahvaltıyı? Evet. O da neydi? Anaların şeyi var. Asil kalkmamış anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar ben de şimdi kahvaltı edeceğim. Azem abi çok hoşlaşmış. Ah kuzum evet onu bize de hediye de verdiler bize de. Ben birazcık büfeyi de çekeyim. Onlardan evet güzel. Yağmur ev yapıyordu arkadaşlar. Şunlardan istiyormuş evine. O da benle. Bu arada ev zevkimiz çok benziyor. Yani aslında bazı yerlerde ayrılıyor ama bazı yerlerde de çok benziyor. O da şimdi bizim oraya taşınacak. Şöyle tabii ki benim en sevdiğim. Beni yakından takip eden herkesin bildiği üzere peynirler. Bayılıyorum arkadaşlar. Peynir hayatımda en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Böyle sağlıklı atıştırmalıklar var. Diloş'cum seni anlıyorum şu an. Chia pudingler var. Anladığım kadarıyla geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılıyor bu otelde. Çünkü öyle bir şeyler okumuştum. Şimdi ben de bir kahvaltımı edeyim. Ondan sonra zaten çekecek o kadar fazla şey var ki. Şöyle... Ondan sonra da çekime devam edebilirim tabii ki. Kurasanları da çekeyim bu şekilde. Gidip alır mısın anneciğim? Gidip alıyorum ben şu an. Anneciğim.
Anneciğim. Neyini alacağım senin odadan pardon? Söyle bakalım. Ben ne istiyorum? Lütfen anneciğim. Lütfen anneciğim. Ya yavrum bana da alır mısın portakal suyu? Lütfen anneciğim. Tabii ki alırım oğlum. Kahvaltını bitirdikten sonra alırım ama ben de kahvaltımı edeyim. Azur'la böl- paylaşır şimdi efendim kuzum. Sen bana anti aslan mı diyorsun? Ya sen nasıl lord gibi bir çocuksun? Senin de tatlısın. Sallayalım mı buraya? Aslan yağmurun yağmasına kaç puan veriyorsun dağda? Ben de bakmak istiyorum. Sen de bak bakalım. Bak burası. Anne karnım doydu. Vallahi doydu, çocuğum da doydu. Zaten onun doyması çok daha önemli evet, bir mevzu. Evet, ben ondan evvel doyuyorum o doyunca. Yedirmişsin gene. Hafif. Yediremezsin anneciğim. Hamza kendi yemeğini kendi yiyor. Lütfen tamam, bak, yedirme. Tamam, kendi yiyor zaten. Evet, kendi yiyor. Hepsini yiyor. Evet. Yoksa ceza veririm sana, biliyorsun. Biraz zor. Sit out mu istiyorsun? Söyle bakalım. Güzel uyudun mu Can? Öp ki senden. Kis kis kis. Ayrı mı düştük akşam beraber yatmayınca? Anneannem. Anneanne burada. Burada anneanne. Seni bekliyor. Kaya gideceğiz. Noni orada. Anneanne burada. Noni orada. Hazır mısın kayak yapmaya? Evet. Evet. Hadi bakalım. Annenizi de yapacak beraber. Evet, ben de şöyle geçeyim yukarıya yalnız. Evet, anne. Hadi bakalım. Hadi. Herkes kayağa hazırsa. Hadi. Hamza, sen şampiyon musun? Evet. Sen kimle kayacaksın Hamza? Abla. Abla değil, abi. Ya abla ya abi, kadın da olabilir. Ha öyle mi? Zil. Sıfır. Niye eksi bire bastın amcacığım? Evet anne bak bir ayna şeyimiz yok mu buluyoruz? Hadi gidip kayaklarımızı alalım. Did you like it? Abla. Güzel oldu mu? Hadi bakalım giyinelim. Haydi. Bak çok tatlı. Yutuba tutti. Wow how nice. Hadi bakalım. Küçük değil pek anneciğim, sevmek ister misin? Hazır mısın Azur kaymaya? Evet. Hamza, hazır mısın Kaya? Asil annen benim. Hello. Cheers. Çocuklar bak herkes kayıyor, görüyor musun? You like it? Okay, you will start now. Hamza, hazır mısın? Ne istiyorum? Neyi istiyorsun? Öğretmenin gelecek, biliyor musun? Bravo Azura. Azur da hazır. Nene, anneanne, bak herkes Hamza hazır mı? Bak Azur, Hamza bekliyor orada. Sen bunu mu sevdin, snowboard'u mu seviyorsun? Ki. Bu daha güzel değil mi? Evet, bunu daha çok sevdim çünkü daha güvenli geldi sana. Çok tatlı bir şeye geldik. Çocukların kayak okuluna. Şimdi Hamza'yı kayak okuluna teslim edeceğim arkadaşlar. Aslında çok küçük. Ona veremiyorum ama keşke onu da verebilseydim seneye artık. Azur'la Hamza ders alacaklar şimdi. Bay bay. Sen ne zaman kayak yapacaksın? Boom. Asil, at anneanne. Üç jenerasyon. Ah, yemeğimizi yedik. Biliyorsunuz Yağmur ve ben tatildeki fırsatları hiç kaçırmayız. Şimdi buraları bir keşifteyiz. Bakalım. Şimdi buraları gezeceğiz biraz. Bili. Anlıyorum. Merdiven mi? Ay, burası çok güzel bir otel arkadaşlar. Buranın şinseri çok güzel bu arada, gelen olursa. Bayağı güzel. Ben çok gençken yemiştim. Yani burası benim çok geldiğim bir yer olduğu için buralara çok hakimim. Bana göre dünyanın en tatlı yerlerinden biri. O yüzden... Evet öyle. Şöyle etrafı göstereyim. Ne oldu? Ne yaptım anneciğim? Bir vlog çekiyorum. Vlog çekiyorum. Ne? Vlog çektim. Ne? YouTube çekiyorum. Nerede? Burada işte. Hangi? YouTube çekiyorum işte. Aa, sen ne yapıyorsun anne? Para şu an sıkı var. Çok beğendim ben o tülleri. Neye resim çekiyorsun? Ben de resim çekiyorum. Gel.
Hadi ısırsın seni. Isırsın, ağzına sok. Tutup ağzını eline. En sevdiğim kadın. Benim de en sevdiğim kadın sensin anne. Yalnız bu şapkanı çıkarman lazım. Ben çok seviyorum. Hadi gidelim Hamza. Geziyoruz daha. Ay çok tatlı. Ya inanamıyorum. Şu bavulun güzelliğine bakar mısın anne? Evet. Coca-Cola'lı bavul. Evet, evet, evet. Nedir ya? İnanılmaz. Kim geliyor? Yakalayın şunu. Şu anda tekrardan buraya girmek zorundayım. Ve hayatımın bittiği yer. Bay bay. Ne istiyorsun anneciğim? Bir daha söyle. Arkadaşlar kayaktan geldik şimdi birazcık. Artık gezmekten ve kayak oksijen çarpmasından birazcık yoruldum. Efendim ne istiyorsun? Ne istiyorsun anneciğim söyle. Ne yapayım senin için? Çikolata mı? Tamam çikolata sonra. Hadi gel üstümüzü değişip Kids Club'a inelim. Hadi gel bakalım. Anneanne nerede? Anneanne. Doğdu. Anneanne. Anneanne. Okey. Anneanne sihir. Anneanne. Merhaba. Hadi bakalım odamıza geldik. Hadi üstümüzü değişip Kit Club'a inelim olur mu? Ay pardon. Of şu manzaranın güzelliği anne. Evet hazırlandık şimdi. Hamza ile beraber Kit Club'a iniyoruz arkadaşlar. Buranın çok güzel bir Kit Club'ı var. Size orayı göstereceğim. Bu arada çocuğunu kayağa falan başlatmak isteyenler için söylüyorum. Ben ilk başta geçen sene böyle bir hata yapıp snowboardla başlatmıştım Hamza'yı. O zaman 2,5 falan yaşındaydı. Şimdi 3,5 yaşında oldu. Şimdi kayakla devam ettik. Ve kayaktan dolayı çok daha güzel yani. İki ayağının üzerinde dengede daha fazla durabiliyor. O yüzden iki şey olduğu için daha iyi dengede duruyorlar. O yüzden snowboard başlamak için galiba yanlış bir hamle olmuş. Çok güzel kaydı Hamza. Ben o kadar o görüntüleri çekemedim bugün. Çünkü çok konsantreydim. Böyle hocasıyla falan ilk defa tanışıyordu. Kaya başlayacaklar için aşırı 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 tavsiyemdir. Yani snowboard yerine kayakla başlarsanız 2-3 yaş grubuna çok daha faydalı oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi aşağı iniyoruz Kit Club'a. Çok yakışıklısın. Bak Asil de geldi. Kola kola. Ben. Bravo Asil. Bravo Asil. Aferin sana kuzum benim. Nasıl iniyor kendi merdivenler? Aferin. Bravo Asil. Bravo Asil. Hadi bakalım. Okay, say hi. Hi. Yine beraberiz görüyor musun? Yine aynı karede. Yine vlogların bir numaralı insanı olarak. İnanmaz çıkarlar. Bunları biz ne güzel doğurmuşuz. Vallahi billahi. Evinle ilgili senden böyle bir şey bekliyorum Yağmur. Böyle bir dizayn bekliyorum senden. Beklerim. Şalemsi. Her yerlerden eşyalar toplarken gördüm seni. Varken ve inspiration alırken ben. Değil mi sensin? Şuraya bir el sallayayım bakayım. Acı sos sallamayı tercih etti. Sos mu yedin? Geline tavas mı var? Bittiler. Eyvah. Maraton başladı. Evet ilk günümüzü böyle bitirdik arkadaşlar. Yarın tekrardan çekime devam edeceğiz. Şu anda şarjım bitiyor. Maalesef. Happy birthday Yağmur. Thank you. Evet. Ay. Aa anne. Bakar mısın? Tam bir İsviçre'sin biliyor musun? Bravo anne. Babam gurbetteyken bu kadar eylemini anlayamadım. Özlemedin mi babamı? Çok. Ama torba yeğen, kuzen, herkes burada nasıl zızırlayayım? Evet. Neden mutlu? Çocuğum, torunlarım. Aha! Ya mutlu! Özür, neydin sen? Neydin? Neydin? Spagetti and... Evet, evet. Yediğin şeyi gördüm ve tamamen şu an kanıtladın onu yediğini. Spagetti and... Brokoli yemişsin. Brokoli. Yes, it smells like brokoli. Şimdi ne yaptın Allah aşkına? Evet. Çok fena koktu ya. Arkadaşlar hepinize ikinci günden günaydın. Böyle bir tipleyim çünkü kayağa çıkıyorum bugün. Dün Asil ve Hamza'yı, yani Asil kaymadı ama Hamza'yı kaydırdım. Bugün de Yağmur'la beraber kendim kayacağım. Şimdi kayak odasına iniyorum. Tabii ki orada kendim kayarken bu şekilde çekemeyebilirim. Ama yine sizler için bir şeyler denemeye çalışacağım. Pandemiden sonra bu yurt dışı ve kayak olayı çok iyi oldu benim için. Hem dinlendirici hem de çok sevdiğim bir şey benim.
snowboard yapmak. O yüzden bir böyle kendime bir 3 saat deşarj zamanı verdim şimdi. Onun dışında her şey çok güzel geçiyor. Bugün tekrardan bir dağda öğlen yemeği yiyeceğiz. Orada zaten çekmeye çalışırım değil, orada çekebilirim ama kayarken biraz tehlikeli olduğu için bu makine. O yüzden nasıl yanıma alacağım şu anda hala düşünmekteyim. Şu etrafı da şöyle göstereyim bu arada. Bayağı kar var. Bakalım nasıl geçecek. Öğlen yemeğinde buluşmak ve görüşmek üzere. İnşallah kayarken de beni seyredebilirsiniz. Gerçekten elimden geleni yapacağım. Öpüyorum sizleri. Bay bay. Yağmurla iddialı bir şekilde. Hello. Bayağı iddialıyız yağmur. Kendi sesim de yankılanıyor bu arada. Kulaklarımdan. Acaba çok mu bağırıyorum? Bakar mısınız ne kadar güzel bir manzara. Kafamızı gözümüzü kırmadan çocuklarımızla öğlen yemeğinde buluşabileceğiz inşallah. Ne diyorsun? Umuyorum. Azem abi diyor ya sakın öyle abuk subuk pislere girmeyin. Ya pislere girmeyin. Yok mu bir kayboluşumuz bizim işte hatta? Ya olmasın asla. Bir macera istemiyorum. Yok mu bizim bir mahsur kalışımız? Ama de böyle kırıklı bizde, çıkıklı bir macera hiç istemem. Nedense bizde öyle bir potansiyel görüyorum Allah muhafaza. Emin adımlarla ilerleyeceğiz ya abucum hiç merak etme. Tamam ben hazırım. Okay. Evet, çok süpersin. Son sözü bu oldu. Okay. Son sözü bu. Okey miyim dedi ve aramızdan ayrıldı. Son sözleri bunlardı. Üstatta kaybolan 35 yaşındaki YT. Çok kötü Allah korusun. İşte bu. Hey. Biliyorum biraz. I feel it growing stronger every beat. I never just believe in what I see. Arkadaşlar çok güzel bir restorana geldik. Dağın tepesinde şimdi çocuklarla buluşacağız. Onlar gelmeden şöyle bir etrafı çekeyim. Hatta üşenmeyeyim. Değil mi Yağmur? İşim hakkıyla. Gidip şu manzarayı da çekeyim. Evet. Şöyle dağın tepesinde bir restoran Egli'de. Yemekleri çok güzel. Çocukların sevebileceği gibi patik bol bol patates kızartması var. Şimdi Hamzaları karşılamaya gideceğim. Bu arada bu sandalyelere, şezlongumsu şeylere bayıldım. Bakar mısınız? Yani gerçekten benlik bir ülke her şeyle. Ve geldiler çocuklarım da. Merhaba. Hoş geldiniz. Oturuyor Yağmur. Hello. Hello mami. Geldik. Hoş geldiniz. Ne biz oldu? Geldik. Aslan Asil'in yakışıklılığına bakar evet, mısın? Evet ben zaten o outfit kafayı yedirecek bana. Arda'yla konuştular şimdi. Ne haber? Ne geçtik hayat? Kuzum benim kuzum sen ne giymişsin sen? Asil. Sen ne giymişsin sen? Çok şık çok şık. Efendim? Asil burada. Azur. Ha, Azur Azur uyuyor Azur gelmedi. Sen çok yakışıklı olmuşsun. Sen de bir tane öpücük bravo. Hadi bakalım. Hamza sevdi mi bunu? Wow. Sanırım düşürürüz. Wow. Sevdin mi? Evet. Evet. Çok mu sevdin? Çok mu sevdin? Evet. Ya senin o suratını yerim. Allah'ım ben yarabbim. Böyle nasıl gelebilirsin buraya? Nasıl gelebilirsin buraya? Sevdin mi? Yok. Evet. Çok mu? Evet. Aferin sana kuzum benim. Bunu sevdin mi? Güzel mi? Peki kayak nasıl geçti Hamza? Evet. Evet. Öğretmenin adı ne? Biliyor musun adını? Ben de söyleyemem onu. Rogerio. You want to ski again tomorrow? İstiyor musun yarın kaymak bir daha? Evet. Tamam. Geldim. Seni peki bu gözlüklerin gene. Çok güzel içmiyor muyuz? Ya anne ya. Tatile gitmiyorsun. Anneciğim tatildeyiz ya zaten. Nasıl yani? Tatile. Otele gidiyor. Anneanne. Otele gidiyor. Anneanne. Bir bay bay de bugünün kapanışını bir yap. Bay bay. Öyle deme güzel de. Baba. Öpücük. Baba. Bye bye. Arkadaşlar odaya geldim. Çok çabuk bir şekilde hazırlandım. Çünkü 7 gibi çocuklarla yemeğe gideceğiz. Onların uyku saatine denk getirmeye çalışıyoruz. Hani böyle yetişme telaşı olmasın diye 7'de yemek yiyoruz. Şu şekilde giyindim ve hazırım. Şimdi aşağı gidiyorum. Başka bir otele gidiyoruz şimdi. Stadt Palace. Orası da çok güzel. Çok yani benim sevdiğim bir yer. Orayı da sizlere çekeceğim. Umarım çektiğim her şeyi beğenerek izlersiniz. Çünkü ben yurt dışına ya da yurt içinde de yani başka bir yere gittiğim zaman İstanbul dışında hep böyle tavsiyeler veriyorum. Bunlarla ilgili de çok
güzel feedbackler alıyorum. Çünkü insanlar benim tavsiye ettiğim yerlere bazen gidiyorlar ve bana çok güzel mesajlar geliyor. Bu yüzden özellikle gittiğim restoranları, özellikle beğendiğim yemekleri, biliyorsunuz yemek içmek benim çok keyif aldığım bir şey. Yeni restoranlar keşfetmek, ben bayılıyorum. Tavsiye edeceğim bütün restoranları kale alabilirsiniz diyeyim. Şimdi de onlardan birine gidiyorum. Zaten dediğim gibi daha önceden de burada zaman geçirdiğim için hakim olduğum bir yer. Ama yavrum ve Azem abi ilk defa geliyordu. Annem de ilk defa geliyor. O yüzden onlara orayı göstermek istedim. Oradan da çekime devam edeceğiz. Arkadaşlar hepinize tekrardan günaydın. Bugün 3. gün, son gün. Bugün birazcık şehir gezmesi. Yani bu alttaki küçük merkez dedikleri yeri gezeceğiz. Oraları bir geçen gün çekmiştim ama şimdi yine çekeceğim. Hamzacığım, neden böyle bir ses çıkarıyorsun şu an? Neden böyle bir ses çıkarıyorsun şu anda? Terliklerin çok güzel, bak benimkiyle aynı, bak. Bak bakayım seninkilere. Hadi bakalım, kahvaltıya iniyoruz, hadi. Bak bakalım. Oo, çok tatlı olmuşsun, çok yakışıklı olmuşsun. Hadi anneanneye söyle, hadi anneanneciğim gidiyoruz de. Hadi anneanneciğim gidiyoruz. Aferin sana. Benim. Giyindin mi? Giyindim aşkım. Bir ayakkabımı giyeceğim, o kadar. Ben de terliklerimi giydim. O da dağılırken çekmeyi sevmem arkadaşlar. Ben şimdi kapıyorum, birazcık toparlayayım. Giyeceğim. Ondan sonra çekeceğim. Arkadaşlar çok güzel bir otelde annemlerle şimdi öğlen yemeğine buluştuk ama ben bu otelin dışını size çekmek istiyorum çünkü bu benim burada en sevdiğim otel. Olden deniyor ve otelin adı. Ben bir dışını göstermek istiyorum çünkü bu kadar orijinal güzel bir otel zor bence. Daha önceden de zaten çekmiştim. Yani benim inanılmaz ruhuma hitap eden bir yer. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Yani her ayrıntısı o kadar güzel ki şimdi içeriden restorandan çekeceğim bazı şeyleri. Gerçekten her şeyle çok şık olan bir yer burası. Ve şöyle bir şey var. Aslında baktığın zaman diğer otellere göre çok da fiyatları uygun. Ama o yüzden çok çabuk doluyor. Çok az oda var burada. Ama öğlen yemeğine buradaki en iyi otellerde kalanlar bile öğlen yemeğine buraya geliyor. Çünkü inanılmaz güzel. Şöyle göreceksiniz şimdi, inanılmaz güzel bir restoranı var ve çok çok güzel yemeği olan ve çok keyifli. Şöyle benim biliyorsunuz en sevdiğim böyle güzel paralarına hitap ediyor zaten. Bu renkler, bayılıyorum peçetekler, Amerikan servisleri uzun benim. Burada birazcık dekorasyonu da göstermek istiyorum çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Hayatımda böyle bir restoran hayalim vardı ve bu restoran hayalimi tamamen benim ruhumu yansıtan bir şekil. Yani böyle bir restoran yapsam hayalim bu. Yani burada her şey çok güzel. Eğer bir gün yolunuz buraya düşerse mutlaka 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 bu otele gelin. Kendi kaldığım otelden bile çok daha fazla tavsiye ettiğim yer. Elimde olsa burada da kalırdım bu arada ama yer bulmak gerçekten zor. Yemekler gelmeye başladı. Evden şöyle çekeceğim. Anne ne haber? Çok iyi. Nasıl geçti bunu? Çok iyi. Oğlumlar şahane karaklar. Amca nasıl kaydı? Hayır. Süper. Arkadaşlar böyle bir salata geldi. Krutonlu ve türüflü. Hamza tabii ki çocuk menüsü. Çok mutlu. Ne oluyor? Ve Azim abim geldi. Şöyle gösteriyorum. Boyut olarak gerçekten. Mutlu musun? Schlagsahne. Almanca. Evet, sıcak abi. Sos demek. Sende Almanca mı var? Evet. Schlagsahne. Ne zamandı? Ben aslında bir apple strudel hastasıyım. Tamam, hastasın da sen nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü bütün kayaklarda her istasyonda bir tane bundan yiyorum. Bir strudelim vardır. Bir strudelim vardır yani. Strudeller benden soruyor. Ya sen bayağı apple strudelin. Strudel. Seni de bir yuvaya vermiştim küçükken. Sırf bu apple strudel veriyorlar sıcak diye. O saatte gelip seninkileri ben yiyordum. Aa, şaka mı? Vallahi bak, vallahi. Vallahi. Anne inanamıyorum. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün artık son günümüz.
toparlamaya başladık maalesef. Her tatil olduğu gibi bunun da sonu geldi. Çok güzel bir tatil geçirdik. Paylaşabildiğim kadarını paylaştım. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Yani daha doğrusu benim toparlanmam bitti. O yüzden şöyle kameramı açayım dedim. Annem toparlanıyor. Hamza ile beraber şimdi kahvaltıya ineceğiz. 11'de yola çıkacağız arkadaşlar ve 3,5 saat yolumuz var. Çünkü Anita ve Loni'nin Schengen'ini İsviçre'den almadığımız için Fransa'dan giriş yapmak zorunda kaldık. Yani buradan kalkıp ta Lyon'a kadar arabayla gitmemiz gerekiyor. Benim annemin de birazcık bu uçak konusunda taşıkardisi var. Sürekli uçağa bir geç kalacağım durumu söz konusu. Hep öyle bir korku içerisinde her uçağa bindiğimizde. O yüzden sağ olsun bizi 11'de yola çıkarıyor buradan Lyon'a gideceğimiz için. Saat 8'de kalktık işte böyle. Annemin hengamesini çekeceğim size. Kesin arabada falan da panik olacak. Şöyle son bir kez gitmeden size şöyle etrafı ve kendim dermişim. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok üzgünüm böyle bir manzarayı bırakacağım için. Arda'yla da evlilik yıldönümümüz. Aslında Hamza hiç dönmek istemiyor ama yani artık dönmemiz gerekiyor. O yüzden... Tatil bitti. Vay vay. Tatil bitti. Tatilin bitiş şarkısını çaldım size. Vay vay vay. Azur geçsene burada dans etsene seni de çekeyim. Çok mu seviyorsunuz bu şarkıyı? Evet çocuklara tatil hatırası olarak şunları aldım. 2 tane böyle bir de bunu da Asil'e aldım. Çok tatlı ayıcıklar. Tatilimize böylelikle son veriyoruz. Uçak telaşından çekemeyeceğim için burada bir kapanış yapayım. İnşallah çekebilirim. Çok güzel bir tatil geçirdik. Değil mi çocuklarım? Yes. Çok güzel tatil. Evet. Tekrardan bu tatile gelmek üzere. Hepinizi bir başka tatilde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Like etmeyi unutmuyoruz. Komentleri unutmuyoruz. Herkesi öpüyoruz şöyle. Bye bye. Bye. Ayva.